Evet, şimdi size AdMeFest sitesinden bahsedeyim. Bu site sosyal paylaşım sitelerinin sosyal ağlarınızı geliş burada yazıyor zaten. Geliştirme yardımcı olan topluluk sitesidir. Dünyanın bir numara sitesi diyebiliriz. Burada canlı değişim sayısı vardı. Bunu göstermiyor. Türkçe kısmında ama diğerinde gösteriyor. 4 milyar falan gözüküyor. Gerçekten çok güzel bir site. Ben denedim. Bir günün içinde 300-500 tane abone bulabiliyorsunuz. Bu sitenin güzel tarafı, başına oturup da puan kazandığınız sürece bazı ayarlar var. Ayarları yaptığınızda 300-500 belki 1000 tane abone bulabilirsiniz. Bir de bunun kötü tarafı var. Bu aboneler bir gün içinde kazanıyorsunuz, bir gün içinde kaybediyorsunuz. Genel itibariyle abone olanlar buradan sizin sitenize abone olup puan kazanıyor. Tekrardan kendi YouTube sitesine girip abonelerinizi iptal ediyor. Ben bir günde 300 küsür tane abone bulmuştum. İkinci gün baktığımda 10-15 tane kalmıştı. Ama bu şekilde her gün 200-300 tane bulursanız 5-10 tane size kalsa o da bir kar olarak düşünebilirsiniz. Burada bunun dışında videolarınızı izletebilirsiniz. Videolarınızı, sayfalarınızı beğendirebilirsiniz. Şimdi içeriğini göreceğiz. Buradan hesap aç kısmında bu İngilizce olduğunda Registered yazıyor. Hesap aç kısmında buraya geliyor. Registered'ın İngilizce kısmı. Buraya mail adresini giriyorsunuz. İşte şifre. Burada üstte yazanı girip sign up dediğinizde mail adresinize bir çekilir bir adres gönderiyor. O adrese tıklıyorsunuz ve hesabınızı onaylıyorsunuz. Benim onaylı hesabım var zaten. O yüzden buraya tekrar girmiyorum. O kısmı açtım. Şu anda -2 puan da gözüküyor. Şimdi puan kazanma kısmı var. Sayfa ekleme ya da site ekleme kısmı var. Burada mesela site ekleme kısmına geldiğimizde diyelim ki Facebook beğeni. Ben YouTube abone yapmıştım. Genelde YouTube'u yapılıyor. YouTube subscribe kısmına tıklıyoruz. Burada abone olsun YouTube'a. Kendi sitemize geliyoruz. YouTube sitemize tabii ki. Kanalım kısmından. Bu benim sitem. Matematik ve geometri üzerine soru ve konu anlatımı var. Burada sitenin şu isim kısmına tıkladığımızda üst tarafta YouTube kısmı var bakın. Bu kısımda slash olan kısma kadar bu işaretlediğim yeri kopyalıyoruz. Ctrl+C ile. Buraya tekrar dönüp username ya da id kısmına yapıştırıyoruz. Title kısmında da isim, ad herhangi bir şey yazabilirsiniz. Önemli değil. Şurada günlük izlenme oranı ya da toplamda izlenme oranı işte 10.000 izlenince 20.000 izlenince kapanış şeklinde bunu kapalı yaparsak sonsuza kadar gidebiliyor. Burada CPC kısmı var. Puan var burada. Buradan 2 puanla 10 puan arasına kadar puan verebiliyorsunuz. Bu şu demektir. Bir kişi sizin YouTube'a abone olduğunda sizden düşecek olan puandır ve onun kazanacağı puandır. Burada 10 yazıyorsunuz. Size 10 puan düşüyor ama karşıdaki en fazla 9 puan kazanabiliyor. Birazdan göreceğiz. Buraya kaydet dediğimizde burayı yüksek yaparsanız daha çok izlenme ya da daha çok abone olur. Düşük yaparsanız az abone olur. Kaydet diyoruz. Kaydetmeyecek çünkü benim bu ID numarası kullanılıyor zaten. Bakalım mesela YouTube abone ol kısmına geliyor. Buradan bakın bu kişiye Berçe Paulsun bu kişiye abone olduğunuzda 9 puan kazanıyorsunuz. Açtık. Abone ol dedik. İçerine bakıyoruz nasıl bir şey. Abone olundu. 5-10 saniye beklememiz gerekiyor. 5-10 saniye sonra kapatıyoruz. Bakalım. Evet, 9 puan aldık şimdilik. Bu şekilde biz 9 puan kazanırken bu kişi de 9 puan kaybetti. Bu şekilde YouTube'a abone olarak, beğeni yaparak, favori yaparak, izleme yaparak ya da Google artıya izleme ya da çevrenize ekleyerek puan kazanabilirsiniz. Burada puan kazanma olayı kolay. Bir günde 1000 puan, 2000 puan kazanabilirsiniz. YouTube izlenme ya da abone yaptığınızda CPCPC'yi 5 ya da 6 oranla yaparsanız abone sayınız daha çok olacaktır. Ama dediğim gibi sonradan tekrardan bu abonelerin %90'ı %95'e gidiyor.
Abone olduktan sonra gene kendi sitesine dönüyor. Abone olduğu kısmı abonelikten çıkarıyor genel itibariyle. Belki siz de yapacaksınız çoğunlukla.